Günaydın. Merhaba. Uzun zamandır yoktun. Dediler ki öldü. Ama kral geri döndü. Böyle miydi la bu laf? Bilmiyorum. Neyse. Ben yoktum bayağıdır. Neden yoktum? Çalışıyordum o yüzden. Büyük bir oranda. Ve kalan boş vakitlerimde de Twitch yayıncısı olmaya karar verdim. Twitch'te beni takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Twitch'te çünkü hemen hemen her gün. Yani haftada minimum 5 gün yayındayım. Sadece 2 gün falan off alıyorum genelde. Ama yapabiliyorsam her gün yayında olmaya çalışıyorum. Ama kısa ama uzun. Bazı günler çok uzun olabiliyor. Bazı günler tamam hadi bu kadar yeter deyip böyle 1'de 2'de kapattığım da oluyor. Ama Twitch'teyim genelde. Boş zamanlarımı bu ara dediğim gibi Twitch yayınlarına ayırmaya başladım. O yüzden YouTube videosu gelemedi yani. Hani iş ve boş zamanlarımı Twitch'e ayırınca ki boş zamanlarım genelde akşam vakti oluyor. Anca oluyordu yani. Öyle YouTube videosu yapamıyordum bayağıdır. Neyse böyle kısa bir girizgah yapmış olayım. Şimdi bugünün planı ne onu anlatayım hemen. Zaten başlıktan da göreceğiniz üzere bu bir yılbaşı vlogu. Neden mi? Çünkü yılbaşında ailemin yanına Antalya'ya gidiyorum. Dedim ki ne kadar da vlog çekmelik bir konsept. Ay bu arada Twitch'te kameranın içine bakmıyorsun ya. O yüzden böyle bir hep etrafı bakasım var. Çünkü bilgisayar ekranında olmadığı için. Bilgisayar ekranı olsa şu an yanımda bilgisayar ekranına bakacağım. Kameraya bakmayı unutmuşum. Twitch'in zararları. Neyse. Tam kuma girme vaktiydi. Aynen. Aynen kardeşim. Neyse. Bugün Antalya'ya gidiyorum. Antalya'ya gitmeden önce Antalya'ya akşam gidiyorum. İşe gideceğim. Antalya'ya gitmeden önce. Saat 4.30 gibi falan havabüse binmeye ya da bir arkadaşım var. Arkadaşım beni belki Kadıköy'den alacaklı bir plan yapma ihtimalimiz var. Beni havalimanına bırakmalı falan filan gibisinden. Bakalım hangisi olacak bilmiyorum. Öncesinde de işe gideceğim dediğim Elif'le çalışıyorum ben biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da artık biliyorsunuz. Elif Taştekne ile bir süredir ne kadar oldu bilmiyorum. En son Antalya'ya gittiğimden beri çalışıyoruz. İyi gidiyor. Yani bence tatlı gidiyor. Ben Elif'le çalışmaktan çok memnunum. İnşallah Elif'ciğim sen de memnunsundur. Bakalım öyle. Elif'le bugün ne yapacağız? Elif için çekim yapacağız doğal olarak. Benim evimin yakınında bir yerde çekim yapacağız bugün. O yüzden muhtemelen Elif beni alır diye düşünüyorum. Neyse şimdi hazırlanmam lazım yani. Hazırlanmak olup da bugün böyle bir pembiş eşofman yaptım. Hem uçak kombine. Biraz kilo aldım bu arada. 60 kilo oldum yine. 60 kilo. Benim için psikolojik bir sınır gerçekten. Şey böyle kendimden tiksinme şeyine doğru gitme aşamasındayım. O yüzden bir şekilde dur demem gerekiyor. Ama bu ara gerçekten iştahım da aşırı 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 açıktı. Hayvan gibi yemek yedim, yiyorum. Bakalım nasıl dur diyeceğim. 60 kilo oldum. Neyse. Bu body issue şeylerim başka bir videonun konusu gerçekten. Ama psikolojik bir sınırdayım. İnşallah onu daha fazla geçmeden geri mutlu olduğum yerlere dönerim. Neyse şimdi ben hazırlanmam lazım. Çünkü galiba demin duyduğum mesaj sesleri Elif'ten geldi. Hafif bir makyaj yapacağız. Ben de yeni uyandım. Tamam. Elif de yeni uyanmış. Acele etme demiş. Neyse. Ben şöyle kameramı koyayım. Dişimi fırçalayacağım hemen. Geçen gün çamaşır yıkadım da hava dışarıda çok soğuk olduğu için evin içerisinde böyle çeşitli yerlere astım. Astığım zırıltılara. Ay bu arada şu an böyle saçımı şöyle ıslak ya şu an şöyle bir yapışık toplu görüp bir de küpelim hele makyajsız. Gerçi o şeyin verdiği, duştan yeni çıkmışlığın verdiği bir alallık söz konusu şu anda. Doğal bir şekilde ama bu geçecek yani. Bir hoşuma gittim kendi kendimin ama açık makyaj yapak ya. Yola mola gideceğiz. Bu arada ben sabah erken kalkmam gereken durumlarda şöyle çok kötü bir alışkanlık edindim. Abi zaten geç yatıyorum. Uyumaya çalışsam uyuyamayacağım. Ben en iyisi uyumayayım demeye başladım. Bugün de o günlerden birisi yani. Gece hiç uyumadım. Yayın yaptım saat 8.30'a kadar. Ondan sonra gym'e
Twitch'le ilgili bir video izledim. Yeni başlayanlara tavsiyeler falan gibisinden. Twitch'i bayağı ciddiye aldım ya. O kadar direndim Twitch'e geçmemek için. Yok ya Twitch, bilmiyorum falan filan yapıyordum ama geçince de içinden çıkamadım yani. 2 aydır yapıyorum Twitch'i neredeyse. Ve hani 3 gün üst üste yayın yapmadığım olmadı. Yani 2 gün üst üste yayın yapmadığım oldu. Ama genel olarak çok şey gidiyorum. Ne onun adı? İstikrar. İstikrarlı gidiyorum. Bugün altım pembiş ya. Üzerime siyah sweatshirt giyeceğim. Üzerime paltona giyeceğimi bilmiyorum. Ama pembiş bir makyaj yapayım. Bari. Şöyle yeni bir palet aldım bu arada. Revolution'ın. Simli şeyse. Makyaj çantamı da hazırlayıp götürmem lazım bu arada. Hangisini götürsem acaba? Şimdi NYX'in Ultimate Color Palette sırıltısını kullanıyorum. Shadow Palette yazıyormuş. Color Palette yazmıyormuş ama gördüğünüz gibi çok renkli. Şu pembişten kullanayım istiyorum. Makyaj yapmayı aslayabilmeyen kız makyajı. Şimdi yılbaşında ailemin yanına gideceğim. Normalde ailemin yanına giderken pek öyle süslenip püslenmelik şey götürmüyorum yanımda ama şimdi yılbaşı diye bir şeyler götüresim var. Makyaj çantası da hazırlasam şimdi. Hazır vakit varken. İyi olur. Kaşlarım bir garip ya. Şurası şöyle şey yapalım. Yanlış yere bir noktacık koydum. Biraz kalın olacak. Acilen diş ipi kullanmaya başlamam lazım bu arada. Biraz şey oldu. Normalde bu kadar uzatmıyorum ya. Garip geldi. İçe doğru. Ama oraya bir noktacık koymuştum. O yüzden mecbur kaldım ya. Hatta şöyle yapalım. Ay bir garip oldu kız. Bu tarafı da kalın çekemem şimdi istesem de. Çok kalın oldu be. Ay bu ne? Allah aşkına bir makyöz bana makyaj yapmayı öğretsin. Bro. Eşit kesinlikle değiller. Niye öyle oldu? Sağdaki daha böyle bir... Ne? Daha böyle bir... Ağlayacağım şimdi. Çok havalı. Rimelimi değiştirdim sonunda. Bu ne? Sky. Maybelline'in Sky High. Burayı çok sürdüm galiba. Gözüm böyle şey oldu. Twitch yayınlarıma gelsenize. Bayağı keyifli geçiyor. Chat yani sürekli interaction halindeyiz. Interaction'ın Türkçesini. Etkileşim. Etkileşim halindeyiz. Keyifli oluyor o yüzden. Arada bir oyun falan da oynuyorum. Göz altlarım şu an bayağı iyi gibi geliyor bana ama bana mı öyle geliyor bilmiyorum. O yüzden just in case. Biraz kapatalım. Yeni sünger aldım kendime. Eskisi çok dandikti zaten. Ne markası? Real Techniques diye bir markanın. Aslında belki de nasıl makyaj yapılmaz videosu bu. Kameradan bakalım biraz da. Oh my god. Yine şöyle bir kısmı var. Ama serçe parmak kalkacak. Oldu bence ya. Daha ne? Bir küçük ruj süreceğim. Bu da gene Elf'ten aldığım şöyle iki renkli ikili bir ruj. Ben daha açık pembe kısmını süreceğim. Şimdi Elif'ten öğrendiğim taktiği yapıyorum. Baksana nasıl allık oluyor. Hayır allık parası vermeye hiç gerek yok. Çok bile oldu. Baksana. Ay çok fazla oldu. Kız git. Çok fazlasın. Kamerada daha çok görünüyor bu arada normalde göründüğünden. Kameradakine mi güvenmem lazım? Kameraya güvenip biraz azaltmaya çalışıyorum. Ama nasıl azaltılır ki bu? Şöyle bir allığım da var aslında ama
Burcu'dan alma taktiği mantıklı geliyor şu ara. Götürme ihtiyacım olmayan şeylere bakayım. Ay, highlighter sürekli bari. Bu da bitmek üzere. Hafif bir makyaj yapayım demişimdir. Hafif makyaj anlaşayım. Gerçekten sonsuz bir makyaj olması kepazeliğe. Parfümümüzü de sıktık. Onu da makyaj çantasına koyduk. Eve götüreceğimiz makyaj çantası da hazır. Unutmadan koyalım hatta. Oy. Merhaba. Yayından çıktı kendi kendine. Niye öyle oldu? Niye öyle oldu? Makyajım çok oldu be. İyi ki hafif yapayım dedim. Tatlım, tatlım. Neyse, akşama kadar güzel dayanır diye umut ediyor ve diliyorum. Sonrasına bakacağız artık. Sonrasına bakacağız artık dediğim uyuyacağım. Yo, gerçi Twitch'te yayın açabilirim gece. Gerçi bugün hiç uyumadığım için Malagat'a vardığımda pilimin bitmiş olması gerekiyor. Ay, lümelyeni sürdükten sonra hapşırma şeysi hareketi sıkıntı. Saçımı açayım da güzel kurusun bari. Saçlarımı ben kurutmuyorum ya, Elif deliriyor. Onun yanına kurutmadan gittim. Kere diyor ki, yasta olursan sonra ben vicdan azabından öldürürüm, lütfen gel saçını kurut diyor. Haklı. Ama ben de saçımı kurutmaya hiç alışık değilim. Bu arada kurutma makinem de var ama saçlarımı kuruttuğum zaman böyle bir şey oluyormuş gibi geliyor. Sanki saçım elektrikleniyormuş gibi falan geliyor. Ya da ben kurutmayı bilmiyorum yani doğru düzgün. Böyle bir kabarıyor ben kuruttuğum zaman. Ve doğal dalgası kalmıyor falan. Bilmiyorum, ben saç konusunda renk dışında saç şekillendirmede sıfırım. Saç şekillendirme bende mevcut değil. Saç şekillendirmek diye bir şey yok yani gerçekten. Saçımı duştan sonra sadece bir kere tarıyorum. Sonra bir daha asla dokunmuyorum. Örmeyeceksem, öreceksem tekrar tarıyorum. Örgü de şey yani, dümdüz örgü yapıyorum. Bu arada Malagat'a gidiyorum ya, Malagat'a gittikten ve döndükten sonra buzdolabını geri mutfağa taşıyacağım. Ve buraya masa ve kiler setup'ını geri eski haline getireceğim. Çünkü bu setup her ne kadar yani şu an yemek pişen yer mutfak olması mantığı ne kadar böyle daha mantıklı falan gibi düşünülse de benim yemek yapma şeyimi çok azalttı. Evde hiç yemek yapmıyorum neredeyse. Çok nadir yapıyorum. Ve yaptığım zaman da böyle mutsuz bir şekilde yapıyorum. Çünkü mutfak çok sıkışık geliyor bana yemek yapmak için. Buradayken en azından böyle bir rahat alan vardı. Daha böyle tezgah gibi kullanabiliyordum falan. Tamam, buzdolabından içeriden gidip getiriyordum falan ama daha böyle bir rahat rahat yemek yapıyormuş gibi hissediyordum. O yüzden yemek yapabiliyordum ama buzdolabını buraya getirip de buradaki ıvır zıvır mutfağa taşıdığımdan beri yemek yapma şeyim çok düştü. Ve bunu ben sonradan fark ettim. Yani bunun bu yüzden düştüğünü, yemek yapmamın bu yüzden düştüğünü sonradan fark ettim. Bunu fark ettiğimden beri biraz daha fazla yemek yapmaya çalışıyorum hatta. Ve yapmaya çalıştıkça da fark ediyorum ki yani mutfakta aşırı rahatsız hissediyorum. Neyse, o yüzden buzdolabını geri mutfağa taşıyıp eski setup'ı buraya geri kuracağım. Yeni yıla öyle girmeyi düşünüyorum. Yani eve döndükten sonra. Öyle bakalım. Böyle bir durum söz konusu yani. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Biraz mesela evde vlog çekmemin sebebi de o yani. Evde kaldığım günler oluyor. Evde kaldığım günlerde 7/24 Twitch yayını yapmıyorum tabii ki. Ama şey oluyorum yani, evin içerisinde bir şey yapmıyor oluyorum. Ev video çekmeye değer bir şey yokmuş gibi geliyor. Bir yemek yapsam onu paylaşırsın hani, o bir içerik olur. Ama bu mutfakta yapasım gelmiyor gerçekten. Öyle, sizi ilgilendiren kısım bu bence yani. Bu şekilde. Şimdi Elif'ten haber bekliyorum. Sonra Elif'le buluşacağız. Elif'in yanındayken Elif'e bir soracağım, yanında bir video çekebilir miyim diye. Bakalım ne diyecek. Ondan sonra izin verirse zaten görürsünüz. Yok değilse benimle saat böyle 4'e doğru görüşmek üzere diyorum şimdilik. Ay, video çekmeyi de özlemişim ben. Sizle konuşmayı da özlemişim yani. Twitch ortamı ayrı, YouTube ortamı ayrı. YouTube'u özlemişim. Kameraya konuşmak bir tatlı geldi. Sanki her gün konuşmuyormuşum gibi. Ama YouTube'a konuşmak farklı bir kafası var işte. Şey yani. O da kendince tatlı ya valla. Her şeyin bir ayrı kendine özgü bir güzelliği var. Yeminle. Ama Twitch'e de çok alıştım. Twitch'e bekliyorum sizi. Tamam.
Neyse öyle okey. O zaman görüşürüz. Bir saniye sonra falan. Sabiha Gökçen çeyrek geçer değil mi? 20 dediler ama. Ya tabii Sabiha Gökçen. Aynen Sabiha Gökçen. Lütfen dikkat. Anadolu Jet Hava Yolları TK-7002. Öyle. Yeni uyandım ve hemen doktora gideceğim. Uyanalı 2 dakika oldu. Ve hemen giyindim. Ve hemen gidiyorum. Let's go. Let's go to the doctor. Let's go, doctor. Kasaptayız. Merhaba. Şimdi ailem alışveriş yapıyor. Ben arabada beklemeyi tercih ettim. Telefonda TFT oynuyorum. Öyle hemen Avgat'a geldim sonunda. Akşam biraz sohbet falan ettik. O yüzden hemen video çekemedim. Şimdi alışveriş yapıyorlar dediğim gibi. Ama benim yapacağım bir alışveriş değil yani bu. Ondan ötürü beklemedeyim. Arabada beklesem olur mu dedim. Tamam dediler. Beklemedeyim yani. Yılbaşı alışveriş yapıyorlar. Sigara falan alıyorlar. Sigaraya zam gelecekmiş çünkü. Onu bekliyorlar işte. Alabildikleri kadar almaya çalışıyorlar falan. Öyle. Sigara içmediğim için mesela ben kendimi şanslı hissediyorum şu an. Böyle dertlerim yok. Bu şekilde. Bakalım nasıl geçecek. Benim de alışveriş merkezine gitmem gerekiyor bu arada. Bugün gider miyiz bilmiyorum. Bakalım. Neden biliyor musunuz? Ben buraya hiç iç çamaşırı getirmedim. Çünkü hepsi kirliydi. Hepsi kirli olduğu için dedim ki yeni alayım. Hem yeni yıla yeni donma gireyim. Çok mantıklı değil mi? Yeni yıla yeni donma girmek. Öyle çorap morap da alırım belki. Kendime böyle küçük bir hediye almaya karar verdim. Yeni yıl hediyesi. Muhteşem. Öyle. Bu arada Elif'e de normalde yılbaşı hediyesi almayı düşünüyordu. Ama bir türlü fırsat olup da alamadım. Yani arada telefonum kapandığı için birkaç gün sipariş veremedim. Telefondan sipariş etmem gereken bir şeydi çünkü. Ondan sonra Cem'e ona gelmeden önce hediyesini veremedim yani. Ama bakalım İstanbul'a dönünce alacağım ve vereceğim. Evet, şimdilik güncellemem bu kadar. TFT oynamaya devam edeceğim. Hemen göstereyim. Niye girişi yaptırtıyor bana gene? Daha şimdi oynadım ayol. Rezilliğe bak. Hadi see you. Annem beni çekme diyor. O 2020 o normal. Oh, geyimine kadar yapmış.
Yayındayım. Şu an YouTube videosu da çekiyorum. Hi YouTube. Ay dur, hi YouTube yazdınız falan. Çekeyim. Nöklesene lan. Hi YouTube. Beni çekme, ben kaçıyorum. Abone olun. Kroleni hoş geldin. Bedava Kemal reklam yaptın. Ya. Kendi Müslüman şey mi oluyor? Kemal'in reklamı mı oluyor? Öf, tamam be. İyi yayınlar, kendine iyi bak, hoşça kalın. Görüşürüz. Harmflix. Harmslix. Doğru söyledim değil mi? Harmflix diye okuyasım geliyor ama Slix. İyi be. Aa, ne yapalım? Kemal'e reklam yapalım. Ne yapalım? Siyah hojeyle siyah bir toka falan taksam. Tokam görünmüyor bile be. Bileğine ya da bileklik güzel durur bence. Bileklerim de görünmüyor. Git madem, ne diyebilirim ki? Terk et beni. Zaten hep terk ediliyoruz be. Aga be. Yani